Herkese merhaba. Yine yeni bir ders videosuyla karşınızdayız. Bugünkü dersimiz Kenan Doğulu'nun Aşk Oyunu şarkısı olacak. Biraz eski bir şarkı. Yanlış hatırlamıyorsam bu 2000'li yılların başında falan çıkmış olması lazım. Kandırdım albümüyle. Belki biraz daha eski olabilir. Bu şarkıyı yapacağız. Şarkıda kullandığımız akorlar değişik bir ritimle beraber devam edeceğiz bu sefer. Ama her zamanki akorlar. Bu arada şunu da not olarak söyleyeyim. Genellikle hep böyle paylaştığımız videoların altına hocam orası DM olmayacaktı. Hocam orası D6 ses sas bilmem kaç bir şey olacaktı falan filan gibi böyle videolar oluyor. İşte orada re minör dim çalsaydınız, burada sol majör 6 çalsaydınız daha iyi olurdu diye. Bunları ben de biliyorum zaten. Yani yeni başlayanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşi biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hani ben de biliyorum bazı yerlerde sas veya beşli eksik akorlar kullanılacağını. O yüzden böyle şeylere çok da takılmayın. Acaba hoca işte bize bu akoru söyledi ama aşağıda da bunu yazmışlar falan gibi. Onlar da olur. Onlar da kullanılır. Yanlış değil arkadaşların söyledikleri. Ama ben sadece işi biraz daha basitleştirmek. Herkes gitar çalsın diye bu işi yapıyoruz sonuçta. Zorlaştırdığı sadece ben çalarsam bir anlamı olmaz ki bunun zaten. O yüzden biraz daha basit akorlardan devam ediyoruz ve her zamanki kullandığımız akorlarla devam edeceğiz. Örneğin şimdi Kenan Doğulu'nun Aşk Oyunu şarkısını çalacağımızda kullanacağımız akorlardan ilki mi minör. En basit akorlardan bir tanesi bu zaten. Mi minör akorunu kullanıyoruz. La minör akorunu kullanıyoruz. Ben La7 olarak basıyorum. Am7 olarak basıyorum. Siz La minör olarak basabilirsiniz. Hiç problem değil. B akor var. B akor normalde bareli. Ama dediğim gibi işi kolaylaştırmak için biz bunu B7 olarak çalacağız. Ki yukarıda tabloda görüyorsunuz zaten hangi tellere, hangi perdelere basıyorum. B7 olarak çalacağız. Ondan sonrasında tekrar Em akoru gelecek. Bu sadece giriş kısmının olduğu yer. Bir de bunun nakarat kısmı var. Nakarat kısmına geçtiğimizde bir C akoru gelecek. Sanki umrunda kısmına geldiğimizde bir C akoru olacak. Sonrasında D akoru gelecek. D akorunu re diyez dim olarak basabilirsiniz. Hadi bu da hocam o yanlış diyenlerin gazını almak için olsun. Ben re majörü çalacağım. Başka kullanacağımız akor şurada bir geçiş var. Kalbim hep onunla. Siz bu geçişi yapmayabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Kalbim hep onunla. Hani bu geçiş biraz daha böyle bozuk duyulabilir ama önemli olan oradaki kalın notaları vermek. Ondan sonrasında zaten çok da yeni bir akor gelmiyor. Neler saydık? Bir kere daha şöyle gözden geçeyim. Mi minör, la minör, si majör 7 kullanacağız demiştim. Bu giriş içindi. Nakarat ve geçiş bölümü için kullanacağımız bir do majör vardı, bir de re majör vardı. Bunların haricinde akorları kullanmıyoruz. 5 tane akorla bu şarkıyı çalacağız. Şimdi geldik ritme. İşin en güzel tarafı, bu şarkının da en güzel tarafı. Biraz değişiklik olsun diye bu şarkıyı aldık. Şarkı 2 dörtlük yani 1 ve 2 ve bu tempoyla çalacağız. Oradaki V'ler ki yukarıdaki ritimde de görüyorsunuz zaten. 1 ve 2 ve yani birinci vuruşu yaptığımda kalın bir nota çalıyorum. V'yi çaldığım zaman aşağıdan 3 teli çalıyorum. Tekrar ikinci teli çaldığım zaman kalın bir nota çalıyorum. Sonra aşağıdan 3 teli çalıyorum. Akoru bastığınızda hangi kalın teli çalacağınız çok da önemli değil. İsterseniz aynılarını da çalabilirsiniz. 1, ve, 2, ve. Ben özellikle ayırıyorum ki vuruşları belli olsun diye. 1, ve, 2, ve. Veya 5. telle çalabilirsiniz. 1, ve, 2, ve. Bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi ben ekranın şurasına yazayım yan tarafa hangi telleri çaldığımı. Şimdi yukarıda kalın olan yazacak. Aşağıda da 3-2-1 yazacak. Onların yanlarında da I-M-A yazacak ki hangi parmaklarımla çektiğimi görün diye. Zaten görüntü kalitesini çok iyi çekiyoruz. Ya biraz yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Büyük ekranda izleyin. Ne olacak sanki? Bence büyük ekranda izliyorsunuzdur zaten. Şimdi ben bunun ritmini göstereyim. Öncesinde 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve
başka bir akorda devam edeyim. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve si majörü göstereyim. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve sadece 5 ve 4. teli çalıyorum bak. 5 5 3 2 1 4 3 2 1 5 3 2 1 4 3 2 1 bu telleri çalıyorum ki hani buna alışmanız daha kolay olur. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz ki yukarıdaki görünen kalıp da buydu zaten. Kalın ince, kalın ince, kalın ince. Yani gitarın kalın telleri ince tellerini çalıyorum. Yani 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve. Yaptığım tek şey bu. Yeterince oyalandık. Bence artık şarkıya geçelim. Şimdi şarkının sadece birinci nakarasını alıyorum. Benim sesime biraz kalın oluyor ama kolay olsun diye bu tondan çalmak durumundayım. Devam ediyorum. Islak sokağın kucağında. Mi minör ve la minör çaldım sadece. Burada mümkün olduğu kadar yavaş devam ediyorum. Bir ben. Saçlarım kısmına geçecek. Aynı akorlar gelecek. Birazcık hızlandırıyorum. Tuzlu saçlarım diyor dudaklarıma. 1 ve 2 ve aynı ritimle devam ediyorum. Aynı sen o tatlı ten. Şimdi orada geçiş kısmına geldim. Onu benim ilk başta gösterdiğim akor şekliyle çalacağım. Sanki onunla, belki de onunla sevişiyor çılgınca. Yine de kalbim hep. Burada akoru direkt aşağıya doğru çekiyorum. Onunla. İşte geçiş olarak bu kısımdan bahsediyordum. Burayı şöyle yapabiliriz isterseniz. Yine de kalbim hep onunla. Dördüncü parmağımla fa diyez ve sol diyezi çalıyorum mi minör basılıyken. Ondan sonra ara kısma geçiyor. Nakaratı birleştiren kısma geçiyor. Sen benim masum biricik meleğim. Yukarıdan takip ediyorsunuz. Akorları birer defa çalıp aşağıya doğru çekiyorum. Bir daha göstereyim. Sen benim masum biricik meleğim. Burada uzatabiliriz. İşte nakarat kısmına geldik. En güzel kısmı da burası. Bölerek çalacağım. İyi takip edin. Yavaş yavaş çalıyorum. Aşk oyunu buna derler. Güzelim seçmelisin birini. Mi minör ve la minör çaldım. C akorundan devam edeceğim. Bir şöyle bir böyle derken kaçırıp harcarsın sevgileri. Burayı da çaldık. Do majörü ve mi minörle bitirdik. Şimdi devamına geçiyorum. Yeni aşk caydırır, çoğu zaman aldatır. Re majör geliyor. Gelen gideni aratır. Devam ediyorum la minörle. Aşk boyunu buna derler güzelim, aklını başından alır. Şimdi bu kısma tekrar döneceğim. Nakarat kısmını bir kere daha çalacağım yani. Çalarken şuna dikkat ettiniz mi? Çalıyorum, elimi koyuyorum. Çalıyorum, elimi koyuyorum. Çünkü ritmi biraz daha kesersem daha tatlı duyuluyor diye. O nüansı da söyleyeyim de. Bir şey yapıyor ama benimkiyle aynı olmuyor diyorsanız bundan olabilir. Bir bakın devam edelim şimdi. Yeni aşk caydırır, çoğu zaman aldatır. Gelen gideni aratır. Do majör ve re majör. Re majör. Do majör ve re majör çaldım. Devam ediyorum. Aşk oyunu buna derler güzelim, aklını başımdan alır. Orada son
kısmı. Nakaratı ikinci defa söylediğimizde o son bölümde bir aksiyon var. O da şu. Aşk oyunu buna derler güzelim, aklımı başımdan alın. Orası bitiş kısmı. Sonra tekrar en başa dönüyor. Yani bizim yaptığımız şey bu ritimle buradaki akorları birleştirmek. Gayet basit bir olay. Benim için basit. Emin olun sizin için de çok basit. Niye? Çünkü biliyor musunuz? Önceki videoları izlediyseniz, yani bazı videoları izleyip buraya geldiyseniz bu şarkıyı çok kolay çalarsınız. Yeni bir numara gösteriyorum sadece. O da sağ elimde. Çünkü sol elimde hiçbir numara yok. Mi minör, la minör, re majör, do majör ve si majör 7. Yani bekle dedi gitti de bu akoru kullanmıştık. Si majör 7'yi. La minörü de kullanmıştık. Do majörü saydığımda kullanmıştık, öyle hatırlıyorum. Re majörü de saydığımda kullanmıştık, mi minörü de saydığımda vardı. Yani bu iki şarkı çalıyorsanız üçüncü olarak buna geçebilirsiniz. Tek yaptığım şey sağ elim. Bir kere daha son kısmı göstereyim, ritmi anlatmak için. Yeni aşk caydırır, çoğu zaman aldatır. 1 ve 2 ve hemen elimi koyuyorum. 1 ve 2 ve ritmi kesiyorum ki o bölümler daha iyi ortaya çıksın diye. Bu iki dörtlük kalıp 1 ve 2 ve. Ya bunu iki defa tekrar ettiğiniz zaman 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 4 dörtlük olur. Yani bu da şu demektir. Şarkıyı 4 dörtlük bir ritimle de kısmen çalabilirsiniz. Beni aşk caydır, çoğu zaman aldatır. Gelen gideni aratır. Bu da 4 dörtlük ritim işte. Yani çok uymuyor ama az önceki çaldığım daha tatlı oluyor. Bence oradan devam edebilirsiniz. Şarkı güzel, eşliği de güzel. Bence halledersiniz. Bana ayrılan süre bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Yeni aksiyonlarla beraberiz.